Ne haber fıstık? Bir şey yaptık yani. Bir şey. Azo. Ya biz arkadaşlarla aramızda para topladık da. Yani bilmiyorum kardeşin için bir faydası olur mu? Ya işte öyle ite kaka 2000 lira falan topladık. Biz de işte kendi aramızda 300-400 bir şey toplayabildik biliyorsun milletin durumunu. Ya kızlar normalde olsa ama çok kralsınız be, çok teşekkür ederim. Lan ne diyeceğimi bilmiyorum vallahi. Ne demek Azra ya, lafı mı olur hiç? Yani çok bir şey değil tabii ama belki bir işinize yarar. Yarar tabii, yaramaz olur mu? Tabii ki yarar. Çok sağ olun. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama borç olarak alıyorum, tamam mı? Sonra herkese tek tek geri ödeyeceğim. İyi gari. Ne borcumuş o? Tam ne diyorsam o. Ama bu böyle olmaz ya. Bu şekilde tamamlayamayız biz böyle. Bizim büyük bir vurgun yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Azra baksana Zerre nefes aldırmıyor. Bilmiyorum. Bulacağız bir formülü. Evet, bulacağız Azo. Halledeceğiz ya. Halledeceğiz. Beni buraya niye getirdiniz? Bırakın. Ben hiçbir şey yapmadım. Bırakın diyorum. Kes. Kızı getirdim abi. Otur. Deniz'i sen sokmuşsun içeri. Yok. Ben öyle bir şey yapmadım. Yardım etmişsin Alp'in katiline. Ben yapmadım. Yemin ederim ki ben yapmadım. Yalan söyleme lan! Ağlarsın böyle. Hayırdır Vecdi? Beni çağırmışsın. Gel Kadir. Gel kardeş. Gel. Gel otur. Deniz'i öldürdüm demedin mi sen? Evet. Yani ölmesi gerekiyordu. Hmm. Yaşıyormuş ama. Ne yapayım? Musa. Efendim abi. Al onu. Arkadaşlara götür. Öldürmeyin. Kudret annenin emri dersin. İki adam yoldaşını alsınlar. Tamam abi. Yalvarırım, ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen yalvarırım, hiçbir şey yapmadım ben. Bırakın, ne olur. Ne olur yalvarırım. Bırakın beni. Ben hiçbir şey yapmadım. Yalvarırım, bırakın ne olur. Ne olur. Ben hiçbir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Gel Hüseyin, gel gel. Ne oldu ya sabah sabah? Ya Hüseyin, biz bu ara biraz telefona harmanız ya. Elimizde avucumuzda kaç tane telefon varsa hepsi gitti de acil bir yeri aramamız lazım. Sen dedik bize yardım edersin. Bir telefonunla bir konuşabilir miyiz acaba? Şimdi Azra nasıl diyeyim? Veririm vermesine de bu aralar biraz yokluk var biliyorsun yani. Ya tamam, ben halledeceğim o işleri, merak etme. Ya tamam tamam da yani işte. Ay Hüsocuğum, ayıp oluyor ama hadi. Hadi. Tamam. Ama bak kimse görmesin. Bunu buraya sokmam yasak normalde bir düğün. Ay ne telefonmuş arkadaş ya. 2 dakikam var ona göre. Hayırdır, kontrolüm mü yok? Ben anlamam. Tamam hadi çık da konuşayım. Hadi Hüsocuğum, özel konuşacak. Hadi 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 hadi. Oktay Bey bugünlük idare et dedim ama dinlemedim.
Zehrin içidir muhtemelen. Peşini bırakmayacak belli ki. Sen işine bak. Ben merak etme. Bak Deniz. Aklımdan ne geçiyor bilmiyorum ama... yani bu çip işi de para işi de kalsın bence. Sakın abi delilik yapma. Azra'nın kardeşin olsun. Anlıyorum ama yani... bu işin içinde karanlık herifler var. Bak, her şeyi daha da berbat etme, gözünü seveyim. Neyse. Ben çıkıyorum, çabuk dönmeye çalışacağım. Tamam. Ha bu arada fırsat bulunca ev telefonundan aramaya çalışırım. Önce ilk kere çaldırırım, sonra bir kere öyle anlarsın ben olduğumu. Sağ ol. Görüşürüz. Tamam bekliyorum. Hadi sağ olasın. Hasret! Gel gel. Bak borcun borç ha. Tamam. Borç. Bir de şey ya. Bir şey daha istiyoruz senden aslında biz. Yani biliyorum fazla olduk ama... senin kadar yetenekli bir arkadaşımız yok ki bize böyle yardımcı olsun. O yüzden yani şey yapıyoruz. Bu akşam havalandırmadan sonra benim bir tane elemanımı dışarıda bırakmam gerekiyor da halledebilir misin onu? Ne? Kızım ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Çok iyi para vereceğim. Çok iyi para mı? Allah sen hallet gerisi bende. İyi tamam. Al bunu da bul beni. Nasıl tanıyacağım ben seni? Tabii abi. Karanfil çok yakışıklı. Hanımlar! Ne oluyor? Tezgah tamam malları sokuyoruz. Nasıl sokacağız? Hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Drone'la. Yok artık. Drone ne kız? Gel ben sana anlatacağım gel. Endişelenme. Ne? Nasıl bir şey? Endişelenme oturun şöyle. Şimdi kanka akşam 8:30 gibi falan çöp kamyonu. Bana bak, sakin ol. Panik yapma. Hüseyin sana yardım edecek. Zaten sorumluluğun %50'sini o alacak, tamam mı? Tamam Nazra, bu drone ses çıkartmayacak mı ya? Merak etme, hallettim onu. Mutfak için malzeme kamyonu geldiği sırada indirecek eleman aleti. İkisinin sesi birbirini bastıracak. Sağdan gireceksin, tamam mı? Oradan indirecek adam. Orada gözetleme kulesi yok, kimse görmez. Görürse de artık şanslayacağız, koyacağız arkasına, başka plan yapacağız. Tüm mahkumların dikkatini. Havalandırma saati bitmiştir. Havalandırma saati bitmiştir. Hadi diyorum ben. Hadi göreyim seni. Hadi kolayı kes. Yapar ya. Yani. Abla pardon ya. Zehrin Hanım özellikle sordu seni. Ya sen de bugünlük idare etseydin. Ya önemli bir şey olmasa sormazdım zaten. İki kişi raporlu. Biri de doğum izni ayrıldı. Personel açığım var. Ya Oktay tamam da. Firar var firar. Tamam mı? Yok yere izin veremem yani kusura bakma elimden bir şey gelmiyor. Ya neyse tamam. Neredeyim bugün? Arşive geçeceksin. Zerrin Hanım dosyaların düzenlenmesini istedi. Arşiv mi? Ne işim var benim arşivde ya? Bilemeyeceğim abicim. Bana söylenen bu. En azından kapıyı çalabilirsin. Bensiz yürümüyor mu işler burada? İyice delirdin. Memuru değil misin bu cezaevinin? Devlet ödemiyor mu maaşını? Geleceksin tabii. Ayrıca işin bitince çıkabilirsin. Mesainin bitmesini beklemene gerek yok. Amacın nedir? Bir anlaşma yapmıştık. Cezaevindeki bütün telefonları toplattım. Deniz'in elinde şu an bir koz olmayabilir. Hatta büyük bir ihtimalle yok. Blöf yapıyorsun. Hayır. İhtimallerden bahsediyorum. Şimdi işin başına git.
Beni de bölme lütfen. Ah hevescik. Ah hevescik. Buydu gari dışarılarda kız. Buydu. Pis soğuktur ha. Ay yazık kıza. Ya. Yeter lan. Ne oluyor? Ne zaman sorun oldu üşümek ya? Ne zaman sorun oldu dayak yemek? Anlayamıyorum ben sizi ya. Bir yumuşamalar, bir vicdanlar. Cezaevi lan burası, Luna Park değil. Kanka tamam sinirlenme. İşimize bakalım hadi. Tamam sen de sinirlendirme o zaman Hasret. Hadi işimize bakalım. Ne oldu telefon? Buldunuz mu? Sorduk herkese yok işte. Ha, sordun bitti. O kadar. O telefon önemli diyorum. Önemli. Bulunacak o telefon. Gidin bir daha sorun bakın hadi. Hadi. Tamam. Sakin. Thank you.
gerek yoktu böyle ya. Dışarıdan bir şeyler isterdik. Bir şey değil, makarna. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Afiyet olsun. Sos da yapacaktım ama beceremedim. Boş ver, gayet güzel olmuş. Deniz, sen iyi misin? Ne yapacaksın peki? Yani teslim olman lazım. Sonsuza kadar böyle gidemez. Biliyorum. Bak Deniz, eğer amacın Azra'nın kardeşine yardım etmekse vazgeç. İşleri daha da kötüleştireceksin. Daha da kötü. Benim için zaten her şey çok kötü. Azra, vallahi var ya, göbeğim çatladı, seni sayayım kendime yazdırana kadar. Başka sussa yeminle anlar devesin burada olmadığını. Haklısın, haklısın Hüseyin. Görüyorum, gerçekten çatlamış göbeğin. Dayan ya, dayan biraz daha. Ecel telleri döküyorum yeminle. Lan elimizde bir memurumuz var, o da gidecek senin yüzünden ya. Bir şey olmayacak, merak etme. Sakin ol, halledeceğiz. Kamyonla bizim bunları aynı anda o sesi çıkarması için gelsin. Arka kapıyı açık bıraktım mı? Onu halledersek tamam. Bıraktım, bıraktım. Hadi hayırlısı. Evet hanımlar, sayın tamam. Hadi yatın uyuyun. İyi geceler. Sağ ol. Alo, ne durdurum anlat. Kızı bulduk. Ne dediysen yaptı arkadaşlar. İyi. Var mı bir mesele? Hani niye gerginsin? Yok da. Bu kıza yaptıklarımız biraz fazla olmadı mı? Sana ne ulan? Sana mı soracağım? O herif ne oldu? Baktım icabına bizzat. Aferin. Aferin. Eli çabuk tut. Polisten önce sen bulacaksın o deniz karısını. Tamam, merak etme. Peşindeyim. Kazasız belasız halledemişsin bu işi. Of. Thank you.
Yanlış aldı telefonları. Neler sana? Yalnız çok içtim ha. Dondum ya. Ben seni şimdi ısıtacak çay koyacağım. Hadi bakın. Yürü battaniyeye saram seni. Hadi hadi önce hadi. Hadi yürü. Yarın dağıtıma başlıyoruz o zaman kanka. Ya sana da gelsin paralar. Ya Azra, şu benim parayı da şey yapsak artık. Sıkıştık bayağı yani. Tamam Hüseyin ya, anladık, sıkıştın. Sağ olasın. Vallahi işimizi gördün bizim. Seni mahcup etmeyeceğiz. Merak etme. Halledeceğiz o işi, tamam? İyi tamam. Hadi iyi geceler. Hadi. İyi geceler. Tövbe estağfurullah. Kanka kurtarıyoruz o ilgili galiba. Ya. Sende mi uyku tutmadı? Yani kafam durmuyor ki. Düşünceler. Hatırlıyor musun? Önce sen söyle. En çok neden korkuyorum biliyor musun? Bu anın yaşayacağım son huzurlu an olmasından. Hatırlıyor musun? En son ne zaman böyle sessizce yan yana oturmuştuk? Hastanedeydik. İkimiz için de çok zor günlerdi. Ben aylardır uyumamıştım. Sonra sen bana Ecem'in çocukluğunu anlatmaya başladın. O kadar güzeldi ki çocukken. Bakmaya doyamazdım. Sokağa çıkarmaya korkuyordum hep. Korkuyordum çünkü dışarı çıkardığımda hep herkes dönüp dönüp bakmak istiyor. Yanağını sıkmak istiyorlar, öpmek istiyorlar. Herkesten. Bütün dünyadan korumak istedim hep. Zaten çıt kırıldığım bir şeydi. Sürekli hasta oluyor. Boğazları şişiyor. Burnu akıyor, ateşi çıkıyor hep. Ben de hep bir telaş, bir endişe. O kadar çok gecemiz geçti ki onunla hastanede. Bir gece hiç unutmuyorum. Çok ateşlendi Ecem'le. Yalnızız evde, Hakan yok dışarıda. Bir yerde çalışıyor. Zaten pek evde de olmuyordu. Neyse. Para da bırakmamış o gün. Böyle işte otobüste o saatte yoktu olmuş da. Para yok, taksiye de binemiyorum. Ecem'i aldım kucağıma. Sokaklardan... Hayatımda hiç bu kadar güzel uyumamıştım. Murat.
İyice azıttın ha sen. Yeter lan. Nayan'ı çağırıp duruyorsun beni. Ne yapayım Hüseyin? Senden başka yardımcı olacak kimse yok ki bize burada. En kalifiye insan sensin yani. Ayrıca ben sana vereceğim paraları çat çat çat. Öyle vereceğim diye diye zaten borcun da birikti. Veresi iş yapmıyorum ben kardeşim. Benim amcam gibi bu yüzden battı biliyor musun sen? Adamlar hala borç ödüyor. Ne alaka lan amcanlar? Esnaf sanki. Aa, vereceğiz diyoruz tamam. Tamam ne istiyorsun söyle. Şu toplanan telefonlar vardı ya. Yuh Azra. Hala telefon mu diyorsun sen ya? Ya telefon demiyorum ya. Nerede onlar? Depoda. Heh, tamam götür beni oraya. Çüş. Ya senden başka kimse yapamaz yaparsın sen. Lan tamam da niye? Ya sana ne lan? Sana ne güzel kardeşim. Bir bildiğim var sonra anlatırım hadi. Tamam yürü. Azra bana bak elini çabuk tut tamam mı? Müdürüm. Ne işin var senin burada? Hiç. Devreye geziyordum. Aç şu kapıyı. Telefonları alacağım. Hemen açın müdürüm. Hemen. Buyurun. Çekil şuradan. Hadi. Buyurun müdürüm. Koy yere. Ama kepçe. Sürer biraz. Şu adrese bir baksın. Kimin adresi bu? Ne?
Alo? Alo Murat. Şey, benim Azra'yla görüşmem lazım. Ne? Niye? Ne oldu ki? Çok önemli. Görüşmem lazım. Bak Deniz, bu işe karışma. Sonu iyi olmayacak. Murat, lütfen. Tamam, bekle. Deniz sana ulaşmaya çalışıyor. Son numaradan ara. Acele et. Tamam. Kimsenin de başını belaya sokma. Alo Deniz. Azra. Hem ben çipi buldum. Ama bir şifre var içinde. Nasıl çözeceğim bilmiyorum. Ya sen ne diyorsun? Süpersin Deniz, süpersin. Tamam. Çözeriz. Sinan'ın bilgisayarında bir program varmış. Onunla çözdü herhalde şifreyi. Yani hani Sinan'ın evine gitmem lazım. Polis peşimde. O da doğru. Yani Sinan'ın evine ulaşabilirsen kapının üstüne anahtar varmış. Öyle demişti yani. Yapabilir misin? Denerim. Deniz, ben senin hakkında söyleyeceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten. Konuştunuz mu? Ha. Telefon. Ne dedi? Hiç. Nasıl hiç Azra? Hiç. Boncuğa bak sen ya. Deniz, neredesin sen? Mertem. Buyurun. Bana Kudret'i çağır. Peki. Malları okuttuk. Heveste tahsilatları yapıp geliyor. Ya ne diyorsunuz ya kızlar? Süpersiniz.
Canım benim. Allah razı olsun. Oh be! Oh! Şükür. Ben de bu cezaevindeki tesadüflere bayılıyorum. Kudret yapma. Aa. Görüşeceğim kendisiyle. Erken gelmek yok. Erken gelirse bütün tayfayı salarım üzerine. Affetme. Kudret yapma. Havalandırmada. Ne erken ne geç. Birazdan bırakma. Kudret. Adisin adi. Merhaba. Ya Zerrin Hanım'ın neden sadece telefonlarla ilgili arama yaptırdığını bileniniz var mı aranızda? Yasak olduğu için olmasın. Yasak birçok şey var ama biz sadece telefon aradık. Oktay. Başka bir neden mi arıyorsun o zaman? Yani ne bileyim, bana böyle bir sanki onu rahatsız eden bir şey var. Bir huzursuzluk, bir tedirginliği var. Bir şey var gibi geldi de. Valla doğru diyorsun Özlem. Bu toplattığı telefonları da depoda çok tutmadı. Bizzat kendi geldi bende. Hepsini tek tek... İmha etti. Valla bir sıkıntı var bu işte. Bence kesinlikle bir şey var. İçeriden birileri Deniz'i kaçak telefonla aramasın diyedir. Teknik takip yapılıyorsa, o kaçak telefonda teknik takibe takılırsa Zerrin Hanım'ı başa ağrır. Valla o da doğru. Hatta kesin öyledir. Sonuçta bu da zeki bir kadın yani. Yani. O da olabilir tabii. Yiyecek bir şey var mı? Sende vardır. Hepsini yedik bitirdik ya. Maşallah. Aa. Hayırlı işler. Yürü.
Allah kahretsin! Öldüreceğim ben bu karıyı! Öldüreceğim bu karıyı, Allah kahretsin! Şerefsiz ya! Küçücük çocuk, küçücük çocuk ölecek. Sen ne istiyorsun çocuktan? Şerefsiz! Azra bir anda saldırınca hiçbir şey yapamadım. Havalandırmada mı görüşecekmişiz, öyle mi dedi? Evet. İyi, görüşelim bakalım. Sen olsun değil mi? O kaçan Karadeniz mi ne? Evet. Benim. Sen nereden tanıyorsun Sinan? Arkadaşım. Hapisten kaçan biri buraya geldiyse demek ki sen de çipin peşindesin. Yanlış mıyım? Ama ben nerede olduğunu biliyorum. Ben bu durumda bana ihtiyacınız var. Tamam peki konuş o zaman, dinliyorum. Çip falan beni ilgilendirmiyor. İçindeki bilgiler, belgeler neyse ben onlarla ilgilenmiyorum. Bunlar senin olsun. Sadece küçük bir kızın hayatı için o paraya ihtiyacım var. Sen bizde pazarlık mı yapıyorsun? He? Bana zarar verirse kimse bir şey alamaz. Anlaşırsak herkes kendi yoluna. İyi, tamam öyle olsun, anlaştık, hadi yürü kalk. Söyle bakalım nereye gidiyoruz? Beykoz'a doğru gidiyoruz. Beykoz'a da işte tam neresi mi? Tamam yani gidelim oraya doğru. Görünce hatırlayacağım, tarif edeceğim. Hadi Mahmut. Dudu, Hasan'ı mı düşünüyorsun? Tövbe tövbe. Kız, senin etin büyümeden dilin büyüdü maşallah ha. Nereden çıktı o? Sen Hasan düşünüyorsun, yakaladım seni. Kız sus, bir duyan olacak emmi Öykü. Hem niye öyle Hasan Hasan? Akranim mi o senin? Hasan abi de, Hasan amca de. Emme Hasan denir mi çocuğum, ayıp ha? Hasan abi çok iyi biri. Ben onu ilk gördüğümde anladım. Allah Allah, naflara baba bir kere. Niye oldun? İnsan zarafı mı oldun başıma sen he? Anne. O ne? Hadi hadi çiz, resmini çiz bakayım. Hasan abini çiz. Öyle bıyıklı bıyıklı. Beni de çiz. Beni güzel çiz emme mi? Keşke Hasan abi benim babam olsaydı. Çünkü o çok iyi biri ve çok komik. Ah benim çocuğum. Ah benim kuzum. De ve bakayım. Nesi komik bu Hasan abin? He? Uybal arısı da ne yapıyorsun? Uy, uybal arısı. Ne yapıyorsun? Uybal arısı. Uybal arısı mı diyor sana? Benim öyküm o. Kuzusu Türkan efendim. Gelsin. Çık. Ne oldu Deniz meselesi? Haber gelmedi hala. Aa. El kulağında müdürüm. Ben gerçi bizim çocuklara baskı yaptım. Acele edin dedim ama öyle ha deyince olmuyor ki bu işler. Tamam. Yağız. Çıkın. Mahmut. Çok şehrin içine girme ha. Böyle kalabalık yollardan gitme. Arkadan, tenhadan, arka sokaklardan git. Tamam abi. Sen merak etme. Ben ileriden döneceğim. Tenha bir yol var. Neredesin be Deniz? Neredesin? Alo? Yanlış gidiyoruz galiba. Deniz? Beykoz'a doğru gitmeyecek miydik? Deniz sen misin? Oraya gidiyoruz zaten. O tarafta bir köprü var. Küçük bir köprü. Onun altından geçeceğiz. Sonra
Sağ tarafta ileride hatıra ormanı var, onun içinde. Ben gittikçe tarif edeceğim. Ah be kızım. Ah be kızım, sen nasıl bir belaya soktun kendini?